Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir genç vardı. Camiden çıktı, evine gidiyor. Sokakta bir kadın onu görür. Delikanlıyı görür. Yoluna çıkar, onu evine almak ister. Delikanlı müdahale eder. Sonunda kadın onu evine almaya başarır. Kadın onunla beraber olmak ister. Fakat delikanlının aklına şu ayet düşer. Araf suresinin 201. ayeti. İbn Asakir Tarih-i Dimeşk'inde rivayet ediyor. Nesefi de farklı, İbn Kesir de farklı ifadelerle tefsirinde rivayet ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُرْسِلُونَ 201. ayet Araf suresi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Allah Teala'nın hükümlerini çiğnemekten korkanlar, Allah'ın rızasını kaybetmekten korkan gençler, telefon cebinde gece yarısı bir, şeytan diyor ki hadi bak bakalım, hadi nefsini tatmin et diyor. Orada aldatılmış kendini arz eden kadınlar var. Fakat bu ayet gözümüzün önünde canlanıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın buyuruyor ya, kenni anzur ila Resulillah, sanki Resulullah'a bakıyorum. Sanki Peygamber aleyhisselamın mescidinde onun karşısındasın. Ellerin dizin üzerinde ona bakıyorsun. O da elin telefonda sana Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okuyor. İnnellezîne takavû, Allah'tan korkanlar, Allah'ın rızasını kaybetmekten korkanlar. İzâ messehum taifun mineşşeytan. Şeytandan onlara bir tazyik geldiğinde, bir vesvese geldiğinde, hadi oraya bak dediğinde, kimseler seni görmeyecek. Günahına kimseler ortak olmayacak. Nefsini tatmin et dediğinde, işte ekranda 70'lik ihtiyarlar görüyorsun. Kadının bedenini milletin gözüne bakarak tavsif eden ama buna rağmen ekran yüzüne kapatılmayan şerdeli dinsizleri görüyorsun. Sen 18'indesin, sen 20'desin, delikanlısın, ihtiyar, şehvetperestlerin olduğu bir yerde. Senin için ne ki bu diyor sana şeytan. Sürekli tazikleri var ama önünde Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam perdeler kalkıyor. Aradan engeller kalkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana Mus'ab bin Umeyde, Enes bin Malik'e okuduğu gibi sana da diyor ki اِنَّلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan bir vesvese geliyor. Tazik geliyor, o muttakiler haya ediyorlar, Allah'a sığınıyorlar, tezekkeru cenneti düşünüyorlar, cehennemi düşünüyorlar, mahkeme-i kübrayı düşünüyorlar. Eğer burada bir iffet çiğnenirse, Allah'ın huzurunda bunun hesabı var diyorlar. فَاِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ Hemen Allah Resulü'nün yoluna dönüyorlar. Delikanlı yatsı namazını Hazreti Ömer Efendimiz'in arkasında kılar. Eve giderken kadın onu aldatır. Eve girer. Sonra bu ayet zihninde canlanır. Ayeti okuyunca düşer bayılır oraya. Kadın adamlarıyla dışarıya çıkarır. Babası merak eder. Oğlum namazı kılınca hemen eve dönerdi der. Oğlunu Medine sokaklarında arar. Sonra bir kadının evi önünde bulur. Alır evladını, evine getirir. Bir zaman sonra delikanlı kendine gelir. Oğlum der, sana neler oldu ki sokak ortasına düşüverdin? Oğlu söylemek istemez. Babasının taziki neticesinde anlatır. Sonra bu ayeti okur.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. O zaman çocuğun kalbinde bir hafakan başlar. Babasının ellerinde yere yığılır. Orada ruhunu defneder. Delikanlıyı alırlar. Baba komşularıyla beraber makbere götürür. Gece yarısı defneder. Hazreti Ömer Efendimiz bir zaman sonra sorar. Arkamda hemen şurada bir delikanlı vardı. Yatsı namazlarında burada dururdu. O delikanlıyı göremiyorum, delikanlı nerede diye sorunca derler ki ya Ömer derler, ya Emirul Müminin falan gece ayrılmıştı, evine gidiyordu. Bir kadın onun yolunu kesti. Sonra bu ayet onun hatırına düştü. Bayıldı, evine götürdüler. Babası sebebini sorunca bayılmanın ikinci defa okudu. İkinci defa okuyunca o çocuk bu ayeti okurken ruhunu teslim etti. Hazreti Ömer Efendimiz bana neden haber vermediniz der. Onun makberine gider. Kabri başında şu ayeti okur. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah'ın rızasını kaybetmemek için gecenin yarısında telefon yanında şeytan bak diyor, harama dal diyor, o kadının ardında yürü diyor. Şehvet perestler, ekranda ihtiyar, şeddeli dinsiz öyle konuşuyor ki delikanlıları tahrik ediyor, tacize teşvik ediyor. Ama Kur'an hakim sana, o kadına bakarsan, gözünü çevirirsen Allah'a bunun hesabını veremezsin diyor. Kendinden geçiyor, ruhunu Allah'a teslim ediyor. Ömer buyuruyor ki senin gibi müminlere, Müslümanlara, delikanlılara Allah iki cennet vaat ediyor. İki cennete ulaştın mı ey delikanlı diyor. Kardeşim, ekranlarda o adamlar, sokaklarda haydutlar, gazeteler, mecmualar, sosyal medya seni ayrı bir dünyaya davet ediyor. Sürekli şeytanın tazyiki var. Ama sanki bu asırdasın, bu şehirdesin, lisedesin, üniversitedesin, kantindesin, amfidesin, sokaktasın, yürüyorsun, önünde aldatılan kadınlar var, şeytanın tazyiki var. Fakat sen Bilal-i Habeşi gibi, Mus'ab bin Umeyr gibi, önünde Muhammed Aleyhisselam, Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okuyor. Ya Rabbi diyorsun, sana ihanet edemem. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Toparlanıyorsun, kendine geliyorsun. Eğer bu delikanlılar gibi olursanız, Allah'ın inayetiyle Sultan Fatih'in ordusunun önünde, o iffetli ordunun önünde Doğu Roma nasıl duramadıysa, Peygamber Aleyhisselam'ın iffet abidesi ashabının önünde nasıl küffar duramadıysa, eğer sizler bütün bu tazyiklere rağmen o iffeti, o hayayı kuşanırsanız, Musab gibi olursanız, Enes gibi olursanız, bu ayeti hatırlarsanız, ya Rabbi sana ihanet edemem, bakamam, bir ölür gözyaşı ezasındalar. Eğer öyle olursanız göreceksiniz, Allah sizin elinizde büyük bir ahlak inkılabı yapacak. Allah sizin kaleminizde, Allah sizin kelamınızla yeryüzünün en büyük devrimini yapacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi ecdadınız Osmanlı'nın devleti âliyenin yaptığını yapacaksınız. Salahaddin Eyyubi gibi Kudüs'e o şecaat ve imanla girmenize ahlaksızlık baronları engel olamadığını göreceksiniz Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, bırakıyorlar İslam'ı, başka bir tarafa gidiyor. Ne yapıyor? Ya İslam var,
ya İslam'ın karşısı var. İslam'ın karşısındaki görüşler var. Sosyal medyaya bakıyorsunuz, bu milleti 100 yıldır nereden vurdularsa yine oralardan saldırıyorlar. Kavmiyetçi ifadeler, bir taraf diğer tarafı tahrik ediyor. İslam bizim her şeyimiz. İslam sigortamız. İslam'la toparlanırsak ayağa kalkacağız. Alim-i İslam'ın Anadolu'ya dair bir umudu var, bekliyorlar. Osmanlı'nın çocukları ne zaman gelecekler, imdad edecekler. Gazze'li kardeşlerimiz İsrail zindanlarında. Kapıları ne zaman açacaklar diye bekliyorlar. Mısır'da bekliyorlar. Afrika'da bekliyorlar. Peki nasıl olacak kardeşlerim? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَى اِلَى عَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّ Irkçılığa çağıran benden değil. Irkçılık için ölen, öldüren benden değil. Irkçılık için savaşan benden değil. Irkçılık uğruna savaşırken ölen benden değil. Biz 1000 yıldır İslam'ın bayraklarını yapıyoruz. Arap kardeşimizi, Kürt kardeşimizi yanımıza aldık. Onlarla Mohoc'a gittik. Onlarla Kosova'ya gittik. Dedik ki bundan sonra İslam'ın küfürle hesaplaşması Anadolu'da, Kudüs'te değil, Kosova'da olacak. Zigetvar'da, Mohaç'ta olacak dedik. Şimdi onlar geldiler. Biz ırk davasına düşünce sınırlar koydular. Alem-i İslam'ı çiğniyorlar. Bizimle imanımızla, kitabımızla alay ediyorlar. Peygamber aleyhisselam buyurmuştu ki, eğer kavmiyet davasına düşerseniz benimle alakanız kalmaz. Peygamber aleyhisselamla alakayı koparınca Allah'ın nusreti, o nusret üzerimize gelmedi. O nusret tecelli etmedi. Eğer yeniden ümmet ruhunu kuşanırsak, Osmanlı'daki, Selçuklu'daki o 1000 yıllık ruhu kuşanabilirsek, ümmetle aynı bayrak, aynı sancak altında olmaktan daha büyük bir şeref, daha büyük bir onur kabul etmediğimizi ilan ettiğimizde, biz falanın sözü filanın sözüyle değil, biz diyoruz ki ne mutlu Müslümanım diyene, bununla iftihar ediyoruz. Davamızın hülasası budur dediğimiz zaman göreceksiniz bizim hedefimiz 30-40 kilometre değil, bizim hedefimiz Cebel-i Tarık'tan, Üsküp'ten ta Kaşgar dağlarına kadar, Hoten'e kadar, Doğu Türkistan'a kadar aramıza konan, alem-i İslam'a çizilen bütün sınırları kaldırmak, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenleri aynı bayrak altında toplamak, Müslümanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, eğer cahiliye davalarını bırakır, Hazreti Muhammed'in davasına ittiba ederseniz, göreceksiniz, gün gelecek, Allah'ın inayetiyle değil 30, değil 40 kilometre Anadolu'dan birinci hedef önce Kudüs'e, sonra Cebel-i Tarık'tan Hoten'e, Kaşgar Dağları'na, Doğu Türkistan'a yürüyeceksiniz. Bu yürüyüşünüze ne Amerika ne Rusya engel olabilecek. Tek bir Allah ekber. Allah nebede ferikum minellezine utul kitaba. Onlar Kur'an'ı bıraktılar, şeytanın masallarını aldılar. Peki Müslümanlar 100 yıl önce ümmet ruhunu bıraktılar, kavmiyetçiliği kuşandılar. Onun için küçüldük, dağıldık, parçalandık. Ümmet kumandan bekliyor. Bayrağımız, sancağımız Hartum'dan Kaşgar'a kadar rüzgar bekliyor Allah'ın inayetiyle. O rüzgarı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu gençliği verecektir. Hakkari'den Edirne'ye kadar
yek vücud olan küfre karşı, dinsizliğe karşı, Marksizme karşı, eşkıyaya karşı, ümmet ruhuyla yek vücud olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri yeni bir sayfa açacaklar. Kardeşlerim, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ Okuyacağımız 102. ayet-i kerime sihri anlatıyor. Nedir sihir? Onu anlatıyor. Uzun bir ayet. Ama inşallah yorulmayacaksınız. Bu ayet-i kerime dersimizin hitamı olsun, mührü olsun. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında sihirbazlar var. Her yerdeler. Kürsüleri var. İnsanların evlerini, ailelerini parçalıyorlar. Hazreti Süleyman onların tazyiki neticesinde iktidarını, gücünü, kuvvetini kaybetti. Allah Teala'nın inayet ve lütfuyla toparlandı. Ne kadar sihirbaz metni varsa topladı onları. Sarayının altında bir daireye, bir mahzene koydu. Hazreti Süleyman vefat edince وَكَدَٰلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ Her peygamberin insandan ve cinden, şeytandan düşmanları var. İnsandan ve cinden düşmanlar vardı Süleyman Aleyhisselam'ın. Şeytanlar vardı. Hem insandan hem cinden şeytanlar. Hazreti Süleyman'dan sonra Yahudi davaya ihanet edince, alim kalmayınca dedik onlar, Süleyman peygamber değildi. Allah'ın emirleriyle, buyruklarıyla değil, sihirle rüzgarı emrine almıştı, cinleri emrine almıştı. İşte orada kitaplar var, onları alın dediler. Kazdılar, aldılar onları. Tekrar dünyaya sihir yayıldı. Sonra o sihri kahinler vasıtasıyla pazarladılar. Sihrin çok çeşidi var. Ama esas itibariyle burada Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh, Fahruddin Razimiz, Er-Razimiz. Mefatihul Gayb'inde 8'e ayırıyor sihir çeşitlerini. İnşallah bunun tercümesi de var. Dileyenler oraya bakabilirler. Ben o ayrıntıya girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Sihir kardeşlerim, hakikati batıl gibi, batılı hakikat gibi göstermek. Hayali gerçek, gerçeği de hayal olarak göstermek. Bir takım vehimler üzerinden insanlara hücum ediyorsunuz. Yalan, yanlış gösteriyorlar. Olmayanı var gibi gösteriyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın karşısında sihirbazlar vardı. Taha Suresi 66. ayet-i kerime. فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعَسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَى Onların ipleri, asaları vardı. يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَى O ipler yürüyorlar, içine ipin, asanın vesairenin cıva koymuşlar. Altında ateş var. Ateşi yakınca toprağın altında. Onlar sanki gidiyor gibi yılan suretinde Hazreti Musa'ya doğru ilerlediler. Yani bir şarlatanlık var, göz boyamacılığı var, böyle yapıyorlar. Ya da insan ruhu üzerinde bir takım oyunlarla, masallarla, şifrelerle insan ruhu üzerinde eğer Allah'ın müsaadesi varsa, Allah Teala müsaade ederse o zaman bir tazikte bulunabilirler. İşte ayeti kerime bize onu anlatıyor. Nedir bu? Yahudi'de bir yanlış var. Süleyman Aleyhisselam'a da sihirbaz diyorlar. Onun üzerinden sihri meşrulaştırıyorlar. Kur'an-ı Kerim de haşa, peygamber sihirbaz olabilir mi? Peygamber sihirbazlara karşı mücadele eder.
İnsanlar Kur'an'ı bırakırsa sihirbazlara giderler. Peygamberi iman ederlerse sihirbazları bırakırlar. İşte şimdi yol ayrımında insanlar. Onlar kavram kargaşasıyla başka bir dünyaya çağırıyorlar. Peki ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ Kur'an'ı bırakanlar, vahyi bırakanlar. Süleyman Aleyhisselam'ın mülküne dair şeytanların okuduğu yalanlara tabi oldular. Kur'an'ı bıraktılar, vahyi bıraktılar. Kardeşlerim, sihir edebiyattır. Sihir masaldır. Sihir ideologyadır. Hangi edebiyattır? Allah'la savaşıyorsa, peygamberle savaşıyorsa. Eğer ideologya Allah'ın kitabı, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle savaşıyorsa, batılı hak, hakkı batıl gösteriyorsa, o zaman o sihirdir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Süleyman kafir olmadı. Ne demek? Süleyman, Yahudilerin iddia ettiği gibi sihirbaz değil. Sihirle uğraşan, sihre inanan kafir olur. Sihre inanan kafir olur. Ama sihirden korunmak için sihri öğrenen kafir olmaz. Sihrin hakikatine inanan, onun helal olduğunu söyleyen kafir olur. Haşa! Süleyman Aleyhisselam, Yahudilerin iddia ettiği gibi sihirbaz olsaydı vahyin düşmanı olur. Ama Süleyman Aleyhisselam kafir değil ki. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Şeytanlar kafir oldu. Kim şeytan? Cinler. Başka? Cinlerle işbirliği içinde olan insanlar. Cinlerin vesvese verdiği adamlar. Cinlerle beraber yeryüzünü ifsad edenler. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ كَفَرُونَ فَاِلِنَّنْ هَالِ Yani o şeytanlar ne oldukları halde kafir oldular? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ İnsanlara sihir öğretiyorlar. Başka وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا اُنْزِلَيْهِ مَا'yı mevsule alarak sihre de atfedebiliriz. وَاتَّبَعُوا مَا تَدْلُ الشَّيَاطِينَ Şeytanın okuduklarına tabi oluyorlar. Bir de o iki meleğe indirilene tabi oluyorlar. Oraya da atfedebiliriz. Veya bazıları da mâ-i nafiye olarak alıyor. Ama biz mâ-i mensule olarak alıyoruz. Şöyle mana veriyoruz. Diyoruz ki, onlar insanlara sihirbazlar, sihri öğretiyorlar. Bir de neyi öğretiyorlar? وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ İki meleğe indirileni nerede? Bibabil'e, Babil'de, Babil şehrinde, Harut ve Marut. Harut ve Marut adında iki melek. Diyorlar ki efendim, Allah Teala meleğe sihir indirdi. Melek sihir öğretti. Hayır, öyle değil. Allah Teala meleğe sihir vermiyor. Meleğe sihir öğretmiyor. Ayetin devamına bakıyoruz. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ Diyorlar ki, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ Öğrettikleri birisine, Allah onlara ne verdiyse, melekler öğretiyorsa, ne indirdiyse Cenab-ı Hak onlara, حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ Diyorlar ki, biz imtihan vesilesiyiz. Sakın ha, bizim ilmimizi derseniz, eğer bizden aldığımızda bir suistimal olursa, o zaman kafir olursunuz. فَلَا تَكْفُرْ Sakın kafir olmayın. Peki o zaman Allah Teala meleklere ne indirdi? Melekler insanlara ne öğretiyorlardı? İlim mi öğretiyordu? İlim veriyordu. Ama melekler diyorlardı ki, bizden aldığınız ilmi eğer istismar ederseniz o zaman kafir olursunuz. Hendese bir ilim. Hendeseyle insanların yolunu açarsınız mühendislikte. Hendeseyle hayatı kolaylaştırırsınız. İslam'ın emridir hendese. Bu ümmetin içinde dünyanın en büyük mühendisleri çıkacak. Müslümanlar onları çıkarmaya mecbur. Bu kardeşlerimin arasından öyle mühendisler çıkacak ki onlar dünyaya şunu söyletecekler. Yeryüzünün
en kaliteli, en ahlaklı, en irfanlı mühendisleri. Ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman eder gençler, iman eden gençler kadrosundan çıkar, onu gösterecekler. Peki hendese bir ilim ama hendeseyi alır birileri atom bombası yaparsa, o zaman onunla on binlerin ölümüne vesile olur. İşte o zaman bunu da helal kabul ederse insanları o bombalarla öldürmeyi küfre girer. Allah'ın verdiği cana kıymayı helal kıyarsa, helal görürse o zaman küfre girer. Tıp. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُولِ Allah'ın emridir. İnsan neden yaratıldığını araştırsın. Müslümanlar içinden dünyanın en büyük hekimleri çıkacak. Müslüman gençler bu noktada uykusuz kalacaklar. İslam ahlakıyla münevver olan tıbbın önünü açacaklar. Peki birisi hekim olur. Sonra insan tüccarı olur. Organ nakli, organ tüccarlığı yaparsa, çocukları kaçırırlar, Hindistan'dan, İslam ülkelerinden alıyorlar, Avrupa şehirlerinde öldürüyorlar, organlarını pazarlıyorlar. Eğer bir hekim Allah'ın emri olan tıp ilmini öğrenir, sonra onunla ticaret yapar, masum çocukları katleder, organlarını alırsa, işte bu, o ilimle küfre girer. Melekler insanlara hayatı nasıl rahatlatacaklar, bunun ilmini öğretiyorlar. Hendeseye dair, matematiğe dair, hayatın diğer şubelerine dair, kolaylaştıran ilimlere, disiplinlere dair. Ama diyorlar ki, sakın ha bunu istismar konusu yapmayın, canlara kıymayın. Canlara kıymayı helal kabul ederseniz, o zaman küfre girersiniz. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Yahudiler